Aa, ben çok merak ediyorum. O günlük hayatımızda kullandığımız iş kavramıyla aynı mı? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Fiziksel anlamda bir iş yapmanın bir takım kuralları var. Doğrultusunda hareket gerçekleşecek. Ancak netice itibariyle harcadığım enerjiyle bir kuvvet uyguluyorum ve bu kuvvet evet, biz de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Gözlerinden öpenlerle birlikte bekliyor. Bak, seni hocalarımla görüştüreceğim. Şu anda hocalarım da burada. Geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönersin. Hepimiz seni çok seviyoruz Çetin. En yakın zamanda aramıza döneceksin inşallah. Kendine iyi bakıyorsun. Teşekkür ederim hocam. Müdürüm. Hocam. Evet. Geldinizler. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Temennimiz odur ki en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza dönersiniz. Solunumu kontrol ettim ve nefes almadığını fark ettim. Ve aldığımız eğitimler neticesinde, eğitimler doğrultusunda kalp masajı yapmaya başladım. Suni teneffüs uyguladım. Ve bir zaman sonra nefes refleksi tekrardan geldi ve biz masajı bıraktık. Daha sonra da sağlık ekiplerimiz ulaştı. Şükürler olsun ki öğrencimizle ilgili her geçen gün biraz daha iyi haberler alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır. Ben ailesine, kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yani o masaj, kalp masajı yaptıktan sonra o nefes refleksinin tekrardan geldiğindeki o içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. İlk yardım eğitimini burada Amasya'da aldım. Milli Eğitim'in programları çerçevesinde. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. İlk defa başıma geldi. Hani normalde sorsanız öyle bir durumda müdahale edebilir misiniz diye sorsanız belki işte telaş yaparım, panik yaparım şeklinde cevap veririm ama o an o olayın içerisinde çocuğun, öğrencimizin de o vaziyetini gördüğümde bir cesaret geldi. Öğrenci düştü. Tabii kendisi sendirerek tekrar kalkmaya çalıştı. Yetiştik. Arkadaşlara, ben koltuğuna girdim. Arkadaşlar hatta o an bir kızım neden hani tutmuyorsunuz? Hocam bize beni tutma falan demiş. Beni tutmayın demiş arkadaşlarına. Daha sonra baygınlık geçirdiğini fark edince sağ taraf üzerine yatırdım. Kafasının altına arkadaşlarına mont getirmeden istedik. Bir an dedim yani ne olacağız, işin ucu nereye varacak diye ama hani öğrencimiz de bir nevi şanslı, işte Hüseyin hocamız yetişti, ambulans zamanında geldi. Daha sonra onlar müdahalede bulunca tabii. Ya biz de işte insanlığımızı, öğretmenliğimizi ona göre gösterdik. 40 yıllık eğitimciyim. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Öğretmenlerimle, öğrencilerimle bu duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorum. İnşallah temennimiz odur ki Çetin evladımız en kısa zamanda iyileşir, aramıza katılır. Okul müdürümüz aradığında sesindeki endişeyi ve kaygıyı hissetmemek mümkün değildi. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Öğretmen annedir, babadır, yani bir aile büyüğüdür, derdine düşendir, koşturandır. Öğrencisini sevinçli gördüğünde, mutlu olan, hasta olduğunu hissettiğinde, rahatsız olduğunu hissettiğinde elbette o hüznü paylaşandır. Çok güzel bir örnek oldu öğretmenimizin yaklaşımı. Ama öğretmenimizin müdahalesi bahçede ilk andan itibaren canhıraş gayretini görmek bir meslektaşı olarak bizleri gururlandırdı. 3, 2, 1, geçmiş olsun Çetin!